Ali Bey için efendim alkışlar. Sayın Ali Erdinçoğlu. Can'a buradan selam edelim. 3 aylık oğludur Can. Benim oğlumla da adaşmış kendileri. Sizin oğlunuza da selamlar buradan. Alışkanlıkları da benzermiş. O da 3 ay kimseyi uyutmadı efendim. 3 ve 6 ay arası ama tamam. İnşallah onun şansıyla birlikte bugün yüksek puanlar kazanacaksınız. İnşallah. O da daha sakin bir bebek olur. Yani biz aslında uyumasını çok istemiyoruz. Hani çok fazla zaman geçirelim falan diye de. Yani uyumaması onun açısından sıkıntı. Siz de uyutmuyorsunuz. Öyle de garip bir şeye, döngüye girdik. İlgi de çok olunca tabii annesiyle evet. Babasıyla oynamak istiyordur. Daha bu kelime oyunu onun için erken. Evet, ben ona anı kalsın diye aslında. Bir de sizi görme amacıyla. Çok teşekkür ederiz. Geldim. Bakarsınız belimiz bükülmezse bu önümüzdeki 7 sene içerisinde o harflerin gizemini söktüğünde 23 Nisan'da getirirsiniz. İnşallah. Sizinle fotoğraf çektirir, önce sonra yaparız. Olur. Olur mu? Nasıl isterseniz. Çünkü bizde kaybeden yok. Biz her zaman kazanıyoruz. Bakın Ceren Hanım'ı kazandık. 7200 puanı biraz düşük bir puan olarak kabul ettiler. Olmaz bu iş. Bugünün şampiyonu olamam ben artık der gibi oturuyorlar ama belli olmaz. Sizin de başınıza türlü terslikler tabii. Gelebilir. Öyle bile olsa tekrar gelmez mi? Gelirim. Gelir. Bu arkadaşlığın başlangıcı. Tamam mı? Ama mümkün olduğu kadar yukarılara taşımaya çalışalım. Tamam, amacımız bu zaten. Gelsin mi ilk sorumuz? Gelsin. Dört harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Bir takım, kimi? Basit düşünün ne olur. Aklınıza ilk gelen bile doğru olabilir. Bir ne? Takım insanlar öyle söylüyor. Kimi insanlar öyle söylüyor. Bazı. Bazı insanlar öyle söylüyor. Gayet güzel. Hadi yenisi gelsin. Romantik bir kelime. Görelim. Mecazi anlamda gönül veya yürek. Asıl anlamını isterseniz de göğüs demek. Sonuna bir M harfi eklerseniz gönlüm, yüreğim anlamına bürünür ve bir kadın ismi de olur. Yaygın kullanılan bir kadın ismi olur. Şu an çok heyecanlıyım. Ben bir harf rica edeyim. Alalım hocam, alalım tabii ki. S harfiyle başlıyormuş mecazen. Sine. Oldu bitti. Gayet güzel. Her şey yolunda. Bahsetmiştim. Üçüncü soruda sokak jargonundan bir kelime yakalayacak sizi diye. Tek kelime kullanılıyor yaygın hala hazırda. Yeni nesil çok itibar etmiyor, o doğru. Biraz eskidi belki de. Bir görelim. Argo'da maddi sıkıntı çeken kişi ya da İşler, durumlar içinde kullanılır bu söz. Kesat. Ama kesat evet. Kişi için pek... Hani o bu aralar biraz kesat demezler. Ama işler kesat gibi, işler nokta nokta kullanılır. Bir de o bu aralar biraz derler. Biraz... Harf istemiştiniz evet, siz. Evet, harf istemiştik. Harf istemiştik efendim. Argo'nun dibi. İşler kötü gitti. Tıkır diyeceğim. Tıkır değil. Tıkır değil. Tam zıttı. Az daha söylüyordum. Yani işler aksi gitti efendim. Aksi. Terso. Terso. Tüh. 9000 hayalimizi aldı elimizden bu terso. 8900 olsun. 8800 olabilir. 16 tane de harf alabilecek durumdasınız şu noktada. Hiç korkmayınız efendim. Buyurun yeni soruya. Sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi. Zor soru. Aman dikkat. Batı kökenli bir kelime aradığınız ama çok basit bir şeyi arıyorsunuz. Tanımlama zor. Harf alayım ben. Diyelim ki hatta bir harf alalım. Dijital olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi. Bak sana çok komik bir sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi izleteceğim. Çok komik kediler var içinde. Bu sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi. Video. Video! 400 puan da yanında. Ha gayret! Altı harfli tek kelime şöyle sorulmuş. Akıcı ve işlek zekayı nitelemek için de kullanılır bu sıfat. Başka şeyler için de kullanılır da. Bir de akıcı ve işlek zekayı. Hani keskin zekalı derler ya efendim. Öyle bir kelime arıyorsunuz. Pratik zekalı insanlar için kullanılır daha çok.
Ben bir harf alayım. Alalım bir harf. O çok pratik zekalıdır. Hemen bir yöntem bulur. Çok nokta nokta akıllıdır. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Bu bir sıfat. Keskin gibi bir sıfat. Anlamı öyle değil de. Kıvrak. Kıvrak zekalı, gayet güzel. 1-100. Buyurun. Burası gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Farklı. Değiştiriyor efendim. İnsanın yapısını da değiştiriyor. Olabiliyor bazen öyle şeyler. Ama o harfi aldıktan sonra, bir harfi aldıktan sonra kendinize bir 5 saniye, hadi olmadı 10 saniye verin. Evet, çok oyalanmamamız lazım. 2 saniyeden fazlasını harcadık. Daha 6 harfli cevaplara yeni geldik sayılır. Ama yine de o harfi aldıktan sonra bir nefes aldırın kendinize. Tamam. Tamam. Hadi gelsin yenisi. Şu ikisinden biraz korkuyorum. Son 6 harfli cevap ve arkasından gelen 7 harfli cevap birbiriyle de bağlantılı. Bir görelim bakalım. Kavga, gürültü anlamında bir sözcük bu. Artık sadece bir deyimde kaldı. Kavga çıkartmak anlamına gelen bir deyimde kaldı. Yine çıkarmak fiiliyle birlikte kullanılıyor kavga yerine. Alalım mı bir harf? Alalım. Alalım bir harf. Şimdi kavga çıkartırım. Şimdi kıyan... Cıngar. Cıngar ya da çıngar. Gayet güzel. 500 puan da yerinde. Bunlar işte biraz böyle ritimli kelimeler. İnsanı olduğu yerde zıplatıyor. İkincisi de öyle. Tam böyle çıngar çıkartacak insanların sıfatı olabilecek bir kelimeyi soruyorum size. Buyurun bakalım. Dilimize İtalyancadan girmiştir. Geveze anlamında kullanılır. Bir de böyle kavgacı filan anlamında da kullanılır. Hani eli maşalı değil de dili maşalı. Bir harf alalım. Buyurun, buyurun. İtalyanca o melodiyi de taşıyor üzerinde. Bir harf daha alalım. Geveze, çok konuşan. Bir tane daha. Dili maşalı. Çaçaron. Çaçaron 500 puan daha. 2100. Tamam. Bundan sonrası hız üstadım. Sürat. Hadi gelsin bakalım. İkinci 7 harfli cevap. 8200 olur. Boya, onarım, dekorasyon değişikliği gibi işleri tanımlarken kullanılan Arapça kökenli söz. Nokta nokta nedeniyle kapalıyız. Restore. Hayır, Arapça kökenli. Arapça kökenli. Boya, onarım, dekorasyon değişikliği. Ne nedeniyle kapalıyız? Hadi bir harf. Alalım lütfen. Çok az süre kaldı. D harfi. Bir tane daha. Bir tane daha lütfen. Durduralım sonra. Ya. Şu başındaki gelseydi çok rahattı her şey de. Arapça kökenli olduğunu unutmayın. Ne yapıyoruz içeride? Kapatmışsınız ya dükkanı. Ha, içeride şey yapıyoruz. Tadilat. Tadilat yapıyoruz. Kızmayın kendinize. Fark ediyorum efendim, yapmayın öyle. İnsanın aklı başka taraflara gidiyor. Bir defa her şeyden önce daha zor bir şey arıyorsunuz değil evet. mi? Oluyor mu? Hep bunlar? Ona koşulluyorum kendimi. Bu kadar kolay olamaz falan diyorum. Bu kadar kolay. Bu da o kadar kolay. Sanki bambaşka bir şeyi anlatıyormuş gibi ama kalıplaşmış bir tabirdir. Buyurun bakalım, nasıl sorulmuştur? Sahip olduğu her şey anlamında kalıplaşmış bir söz dizisi. İki kelime. Sahip olduğu her şey. Alalım bir harf. Alalım lütfen. Aldık bir harf. Bir tane daha durduralım. Evet, bir tane daha alalım. Durduralım. Çok güzel yerden geldi bu sefer. V harfi, Y harfi çok kritik yerlerden geldi. Bir söz dizisi bu. İki kelimeden oluşuyor demiştim. Evet. Hı. Sahip olduğu her şey. Tüm sermayesi. Varı yoğu. Varı yoğu. 600 puan değerinde. Haydi bakalım. Sıkıldınız mı? Bıktınız mı? Hayır. Heyecanlıyım hala. Hala atamadım onu. Tamam. Böyle bıktığınız zaman söylediğiniz bir ünlem çıkacak şimdi karşınıza. Buyurun bakalım. Arapça kökenlidir. Hatta düpedüz Arapçadır. Usanma ve bezginlik anlatan, ünlem olarak da kullanılan Arapça kökenli bir söz. 9 saniye, 8 Harf saniye. Durdurun. Bıktım artık. Ne dedim? Yaka siktim. Ne dedim? Usanma var zaten. Düpedüz Arapça. Ünlem. Bıktım artık senden yani... İllallah. İllallah. Dedim. Daha eski.
Ha gayret, ha gayret, az kaldı. Yalnız 8000 olmayacak, 7700 olabilir. Alt limitimiz 7200, onu unutmayın. 5 tane harf alabilirsiniz. Tamam. Zaten geriye kalan 6 saniye pek 5 harf almaya izin vermeyecek. Ben zaten harf alıp muhtemelen basacağım. En güzeli, harf deyin, patlatın bir tane. Burada gerek var mı bilmiyorum ama. İsterseniz önce bir soruyu özümseyin. Tamam. Gelsin bakalım. Alay yollu olarak eşya veya eski eşya anlamında kullanılan bir tabirdir. Al eşyanı, git buradan. Topla eşyanı, çabuk. Pılı pırtı. Pılı pırtı 900 puan değerinde. Haydi bakalım, tek kelime efendim. Mesleki bir unvan fakat biraz gerilerde kalmış. Mesela ben sunucuyum. Aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Eski zamanlarda olsaydık belki bu işi yapardım. Kafanızı karıştırmayayım. Buyurun. Harf alayım. Eski zamanlarda bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kişilere verilen unvanmış bu. Tellal. Hı, bir de Türkçesi var. Çığır. Onu yapan. Heh. Onu yapan. Çığıran. Çığır gibi. Çığırıyor. Başka bir ek. Sığsın, sığsın oraya. Çığır. Çığırmak, çığıran, çığır... Çığır... Onu bir de bağırtan var, evet. Çığırtkan. Çığırtkan 800 puan. İyi miyiz? Evet. Değiliz. 2 saniye kaldı geriye. 2 sorumuz var. Ve 2 soru var. Kolay mı peki? Vallahi ona göre ki harf alıp basacağım. İkincisinden korkmuyorum. Son sorunuzun cevabından korkmuyorum. O tek kelime. Mekmak değil, mema diye bitiyor. Bu mekmak diye bitiyor. İki kelime. Dert şu, aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Bu sorunun birden fazla doğru cevabı vardır. Belki bir harf almak sizi rahatlatabilir. Alıp basarım ben o zaman. Tokatı indirirken beni de beklemeyin ne olur. 2 saniye kaldı. Tamam. Bak son soruyu görmemiz lazım Ali Bey. Tamam. Yoksa ayazda kalırız. Aman diyeyim. Hadi bakalım. İki kelime. Mahtarla bitiyor. En güzeli. Aşırı ve oldukça ters bir karşılık vermek. Saldırgan bir üslupla tepki göstermek. Çok böyle beklenmedik ölçüde aşırı reaksiyon göstermek. Yani babamdan öyle bir şey beklemiyordum. Hani kızar diyordum ama çok kızdı. İki kelime. Çıkma. Çok güzel. Çıkmak nedir? 4 harfli bir kelime. Bir sıfat. Çilledim. Çıkmayı buldunuz. Çok güzel buldunuz. Sert çıkmaktı aradığımız Ali Hocam. Sağolun. Ne yapacağımızı biliyoruz hocam. Evet. Cam biraz daha böyle ele avuca geldiği zaman, sizin uykular da düzene girdiği zaman bir daha geleceksiniz. Olmaz mı? Olur. Bize bir alkış daha ne olur. Bir alıntı alkışı. O doğrultuda da son sorumuzu soralım. Buyurun geliyor. Azar azar para sızdırma, küçük meblağlar aşıma çok güzel veya yiyeceklerden küçük parçalar yeme. Çok keyifliydi. Neden? Siz buradaydınız da ondan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok heyecanlıydım ama yani karşımda siz varsınız diye. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Tekrar görüşelim. Bir kocaman alkış daha. Thank you.